İyi günler. Bugün Iğdır kayısısı ile alakalı bir çekim yapmak istedik. Çünkü bugün 14 Mart, kayısılar da çiçek açmak üzere ve kar yağıyor. Iğdır'ın en korktuğu bir an şu an ve bundan sonraki bir hafta onunla alakalı Iğdır kayısıları acaba donu atlatır mı? Kar zarar verir mi? Soğuk hava zarar verir mi? Çiçekler açmış mı? Mesela şu an iyi bir zamanda. Yani şu an çiçekler açmamış. Açmaya doğru. Geçmiş tecrübelerimizde mesela 11'inde, 10'unda çiçekler açıyordu. Bu sene biraz gecikti. İyi oldu gecikmesi. Iğdır Doğu Anadolu'nun tarım başkenti olarak nitelendirmektedir Iğdır. Büyük ölçüde Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte, Rusya başta olmak üzere. Iğdır'ın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle birçok sebze, meyve ve hububat ürünleri yetiştirildiği kentte en önemli gelir kaynaklarından olan kayısı bölge ekonomisine can veriyor. Bu nedenle Iğdır kayısı dünyada meşhur. Yani yemesi, lezzeti, aroması Malatya kayısıyla kıyas bile edilemez. Mesela size bir şey göstereyim. Şu karşı komşumun kayısı ağacı tamamen çiçekler açmış. Mesela onun için çok tehlikeli bir an. Kar değil yani. Açan çiçekler onlar. Yani diğer o içindeki kristaller su değdiği zaman, işte gece de ayaz don yaptığı zaman kayısıyı öldürüyor. Yani kayısı donmuş oluyor ve bu da bu seneki kayısı hasatının sonu demek oluyor. İnşallah bu birkaç günü, bir haftayı kazasız belasız, bu saatten sonra zaten açmaz, atlatırız. Ve memleketimizin ekonomisine büyük bir can veren kayısı hem görüntü olarak, hem yeme olarak, hem de turizm olarak ülkemize, Iğdır'ımıza, şehrimize kazanç katmaya devam eder bu sene de. Çünkü biliyorum birçok köylü, birçok insan geçimini bununla sağlıyor, bu kayısı bahçeleriyle. Bizim bahçede de var 5-6 kayısı ağacı. İnşallah dua edelim. Bütün Türkiye, mesela ben İstanbul'dayken pazara gittiğimde hep Iğdır kayısı görüyordum. Iğdır kayısı, mesela Malatya kayısını bile adam Iğdır kayısı diye satmaya çalışıyordu. Merhaba Sahip Bey. Merhaba amcim, nasılsınız? İyi, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu Iğdır kayısı ile alakalı birkaç sualimiz olacaktı. Buyurun. Bununla alakalı işin içinde olan bir insan olarak birkaç sorumuz var. Buyurun. Şimdi kar yağıyor. Ayında 14'ü. Yani şu kar yağışı işte Iğdır kayısına zarar verir mi? Tomurcuklar. Vermez. Tam aslında faydası vardır. Ne istinaden faydası vardır? Şu anda mevcut ilimizdeki sıcak oranı %50'yi geçmediği takdirde çiçeklerin oluşumunu sağlamaz. Eğer ısı oranı yüksek olursa, ki eğer çiçekler açmış olsaydı, şu andaki mevcut yağan kar bunların tümünü üşütür ve dondururdu. O zaman ilimize çok büyük zararlar dokunabilirdi. Ve bu aşamada bu garın bize faydası vardır, zararı yoktur. Evet. Yani çiftçiler bu Iğdır'daki mesela 40 bin ton değil mi? Yıllık şey 100 bin ton. 100 bin ton. Evet. 100 bin ton mu? Evet. Şu anda Iğdır'ımızda Geçen sene ne kadar yetişen tuttu? 100 bin ton. Ben işin içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Evet. 100 bin ton depolara kayısılar toplandı, vuruldu. Geçen yıl. Geçen yıl, evet. Ve Maşallah. bunun tümü de ihraç, yani %60'ı ihraç olmak şartıyla Evet. yurt dışına gitti. Nereye gidiyor genellikle? Ukrayna, Rusya, Almanya, Hollanda, İtalya, bu bölgelere kadar Iğdır kayısı gidebiliyor yani. Yani tabii ki şu aşamada Iğdır kayısının %80'i Ukrayna ve Rusya'ya gidiyordu.
Ama bu bugün Ukrayna ve Rusya'da mevcut olan savaşın bizleri ne kadar etkileyeceğini bilemiyorum. Onun yani için riskli yani. Riskli sadece bir... Don olayı da hayır, değil yani. Don olayı değil. Yani şu anda Don olayının bize vurması gerektiğinin bir fazlasını Rusya vurmuş durumda. Rusya, şu an. Rus savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı. Aynen. Kayısı üretimini de... Şu anda kayısı üretimindeki vatandaşlarımızın çoğusu şu anda mevcut yağın, karın çok büyük faydasını olduğunu düşünüyor. Evet. Ama tam tersine Ukrayna'da olan savaşın bizlere çok büyük zarar olduğunu düşünemiyorum. Ama şimdi 3 ay var da Haziran'a kadar kim öyle kim. Yeni pazarlar da... Şimdi pazarlar biliyorsun geçmişe dayalıdır. Mesela bu yılki alınması gereken kayısının pazarı geçen yıldan oluşuyor zaten. Değil mi? Evet. Evet. Yani geçen yıl burada... yapılan kayısı alışverişinin tümünü bir yıl önceki yıla tekabül etmektedir evet. Bunlar. Yani öyle anlaşıyorlar. Öyle anlaşıyorlar. Rusya'daki mesela pazarda. Mesela şu anda Iğdır'ımızda mevcut kayısı bahçelerinin tümü alışverişle satılmış durumda. Hmm. Yani belki %20'si satılmamıştır ama %80'i tüccarlara satılmıştır. Satılmış. Evet. Yani şu an satılmış. Şu anda satılmış. Mesela şu an don olsa. Don olsa tüccar. Tüccar mı bağlar? Tüccar kaçar. Bağlanmış mı? Bağlanmış. Para verilmiş. Kısmen verilmiş. Yani kapora veriyorlar. Kapora verilmiş. Eğer bahçelere don olayı olursa tüccarlar kaçar. O kaçar. Kapora yansın der ama kaçar. He tabii canım. Yani, kaçar. Yani büyük bir risk. Teşekkür ederim. Şu anda bu mevsimde bu karın yağması iki taraflıdır. Hem çiftçi için hayrı da var, çiftçi için zararı da var. Hayrı derken mesela şu anda buğday, arpa, eken çiftçilerimize hayırlıdır. Ama zararı da şöyle çiftçilerimizin mesela bizim Iğdır'ın en büyük tanınmış olan kayısımız şu anda çiçekler açıldığı zaman zarardır. Çünkü yılda 30 bin 40 bin ton bu diğer dış ülkeler dahil olmak üzere herkes bundan faydalanıyor. Rusya, Almanya kadar gidiyorlar bunlar. Mesela tabii, sigorta yaptırıyorlar mı mesela halkımız? Genelde bizim bölgemize sigorta olayı çok cazip gelmiyor vatandaşa. Niye ki mesela? Mesela şu anda yağan karın sigortayı etkilemeyeceğini düşünüyor. Diyor ki şu anda kar yağdı. Tamam da nereden bilecek ki mesela? Ya takdir ilahinin. Ya takdir ilahi de mesela. Takdir ilahinin yani ona yapacak bir şey atıyorum yok. Atıyorum mesela 10 dönümlük bir bahçede. Tamam. Ne kazanıyor bir şey? Yani 10 dönümlük bahçede geçen yıl 10 kiloluk bir gazayı 50 bin liraya sattılar. 50 bin lira. 50 bin lira. Yani 10 kilosu 50 bin lira. 9 kilosu 50 bin lira. Yani bugünkü şartlarda... Bu sene daha pahalı olur. 100 bin ton düşünüyorsun diyorsun. 100 bin ton. Iğdır'dan çıkan kayısı oranı. Aynen. Yani bunun Iğdır'a getirisi belki biz rakamları söyleyemeyiz. 20 milyon, 20-30 yani. Milyon yani denli, lira. O denli bir girdisi vardır. Iğdır'ın 12 ayının tek bir 22 günü kayısı döneminde Iğdır'a çok büyük paralar girmekte. Tabii, sen ne diyorsun? Yani abi? Bu dışarıdan gelen ekonomik gücün Iğdır adına gerçekten büyük bir meblağdır. Evet. Büyük bir meblağ. Yani Iğdır'ın altın şeyi kayısı. Aynen. Yani çiftçilerin değil mi? Onu göz ardı etmemek lazım. Tabii ki bir don olayı olduğu zaman belki vatandaşlar üzülüp ağlaması gerekirken bunu çok vurdum duymadıkla Alışkın bir hale getirmişiz ya. Hmm. Yani biz gerçekten 100 milyon dolarları belki de bu don olayıyla alakalı silmiş atmış olabiliriz. Değil mi? Allah muhafaza öyle bir şey olduğu takdirde mesela bizim gerçekten ilimiz bu konuda çok büyük zararlar görebilir. Evet. Yani sadece şey değil ki tabii bahçe mi? Sahibi değil. Hayır. Ki çalışan binlerce kahvesinden lokantasına, petrolcusundan otelisine. Ne bileyim işçisinden aracına. Kaç kişi çalışıyor mesela bir ay boyunca? Yani bir kişi 22 günde çalıştırdığı personel sayısı günde 20 kişiden 200 kişi çalıştırıyor. Bir kişi. Kaç tane mesela? Yani Iğdır'da da en az bu kayısı işine giren kişilerin sayısı ben şöyle diyeyim en az 500 kişidir. 500 kişi. Daha fazlası vardır yani. Fazlası vardır. Genelde Iğdırlar mı yapıyor bu işi? Dışarıdan. Van, Ağlat, Erzurum, Kars. Biz çocukken Konyalılar hep geliyordu. Konyalılar yapıyordu. Ali Bey diye birisi vardı. Evet. Ben de ona çalışmıştım o zaman. Biz çocukken 80'lerde mesela Konyalılar geliyordu. Aynen. Şimdi. Yani şu anda buranın gerçek meblasını, parasını, yükünü genelde Van bölgesi. Ne bileyim Kars'tan çok bir meblağda alan var. Ticareti öğrendiler. Biz öğrenemedik ama onlar öğrendiler. Biz hazır yani. Biz mal hazır sahibi.
Biz bekliyoruz. Biraz da böbürleniyoruz, üreteniz ya. İşte benim 500 ağacım var, 600 ağacım var. Mesela bunu Ege'deki zeytinciler de aynısını diyor. Diyor ki benim mesela 800 tane zeytinim var. Tamam da toplayan satan kim? Evet. Yani bu konuda... Aracılar götürüyor. Aracılar götürüyor. Mesela biz burada şunu izah etmemiz lazım. Mesela biz burada 50 liraya kasasını ihracata verdiğimiz zaman o adam burada kilosunu 50 liraya yiyordu. Tabii. Yani bu gerçekten mesela bir kayısının bir tanesi 5 liraya geliyor Rusya'da. Belki de 7 liraya geliyordur. Ama burada biz onu çok fazla irdelemiyoruz. Yani. Evet. Yani 3 tane 5 tane yediğimiz zaman diyoruz ki doydum. Aynen. Ama bunlar tadımlı kalıyorlar. Aynen. Yani bu konuda çok büyük farklılar söz konusu. Onun için bazı şeyleri yine derinden düşünmemiz lazım. Kayısı olayını göz ardı etmemek lazım. Bu sigorta konuda, şart değil mi? Sigorta baş, şart. Çünkü sadece donla olmuyor. Rüzgarı var, fırtınası var, dolusu şimdi var. Şimdi rüzgar ve fırtınanın ağaçtaki çoğulluğunu dökerekten biraz da yardımcı oluyor ağaca. Ne gibi yardımcı oluyor? Seyretmesi gereken, vatandaşın kendisinin yapması gerekeni Allah-u Teala vermiş olduğu doğal şeylerle yapıyor o işi. Doluda? Dolu hayır. Dolu tabii ki illahi sigorta olması lazım. Dolu. Dolu da don gibi bir şey yani. Yani dolu dondan daha kötüdür. Ağacı bile kırabiliyor yani. Evet. Yani onun için bazı şeylerde sigorta şart. Mesela geçen sene yöresel oluyor değil mi? Mesela bölgesel mesela. Dolular yağdığı zaman yani bölgesel oluyor mesela. Geçen sene bir kısmı dolu vurdu. Algamer'den Hafeyiz'den böyle vurdu. Melahel'in belli bir kısmını götürdü. Küllükte ağaçlara girdi. Evet. Ama bu tarafta hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir şey yok. Yani bu konuda tabii ki güvence altına alabilmemiz için daha biz o aşamaya gelemedik. Evet. Yani seviye olarak biz o aşamaya gelememişiz. Evet. Yani sigorta olayını çok fazla mesela bugün Adana'da, Mersin'de, ne bileyim bu bölgelerde yapılan narincelerde sigorta şart deniliyor. Ama bizde ya inşallah bir şey olmaz diyoruz. Yani 100 bin lira kazanacağız. Aynen. 10 bin lira vermiyoruz. Mesela 10 bin lira vermiyoruz. Aynen öyle. 100 bin lira düşünmüyoruz, 10 bin lira düşünüyoruz. O yüzden hepsini kaybediyoruz. Yani biz yanlış yapıyoruz. Yapmış olduğumuz yanlışlar da tabii ki bilemiyorum. Tabii ki vatandaşın dar gelirinin 10 bin lirası çok mu fazla bir meblağ? Ona istinaden mi vermiyor? Zaten yoksa... sigorta da bir fazla bir şeyi de faydası yok. Çünkü şimdi işçisi var bilmem neyi var. Sadece üreticiyi koruyor. Teselli diyor yani. Üretici koruyor. Evet, koruyor yani. Yoksa çalışan o dediğin demin lokantasıdır, otelidir, nakliyesidir, mesela mazotudur. Mesela bir günde bir çalışanın 20 kişi çalışan bir kişinin bir lokantaya vermiş olduğu almış olduğu yemek öğle yemeği sadece 500 liraydı geçen yıl. Sabah kahvaltı hariç. Öğle yemeği 500 liraydı. Evet. Yani bugün bir lokanta günübirlik bir kişiden kazandığı 500 liraysa bunun eğer 5 tane 10 tane müşterisi varsa günübirlik kazandığı en az 5000 10000 liradır. Büyük bir ekonomi yani, döngüsü. Ve adam hiç tınlamadan veriyor bu parayı. Çünkü kazanıyor. Kazanıyor evet. Yani bunun yanında işçiye sigarasını alıyor, sakızını alıyor, kolasını alıyor. Evet. Bir sürü harcamasını yapıyor işçiye evet. karşı. Evet. Onun için yani bu kayısı olayı gerçekten göz ardı edilmemeli. Özellikle sigortası yapılmalı. Bunun dışında ihracatımız inşallah olmalı. Bunun yanında Rusya ve Ukrayna savaşının bir yerine dinmesi lazım bölgemiz açısından. Önümüzü görmemiz açısından. Ne olacağı belli değil. Yani biz bunları görmediğimiz takdirde şu anda içimizde bir ukde vardır. Yarın ne olacağız diye. O zaman fiyatlar düşer. Tabii ki düşer. İç piyasada zaten halkımız... Zaten iç piyasa bugün 100 bin tonu tüketemez. Tüketemez değil mi? Tabii ki tüketemez. Çünkü senin bahçende bir ağacın var ve sen onunla yetiniyorsun. Evet. Benim bahçende 3 ağacım var ben onunla yetiniyorum. Ama 500 ağacın olan... Ama Türkiye pazarında mesela tüketilmez mi o? Tüketilemez. Çünkü evet. Malatya'dan geliyor, Adana'dan geliyor. Malatya mesela İstanbul'dayken pazara gidiyorduk. Kayısı satıyordu. Görüyorsun Malatya kayısı. Üzerine yazmış Iğdır kayısı. Diyorum ya bu nerenin kayısı? Iğdır. Dedim bak ben Iğdırlıyım. Bu Iğdır'ın evet. değil. Abi işte kimse almıyor. Herkes Iğdır'ı tercih ediyor. Şimdi neticede Iğdır niye bir popüler konumuna gelmiş Iğdırlar? Iğdır kayısı bir popüler durumda. Evet. Türkiye'nin neresine gidersen git Iğdır kayısının farklılığı vardır. Damağa iyi bir tat bırakır.
Thomas Erke farklıdır. Tabii aroması çok harika. Değişiktir. Ama tabii ki neticede... Sıcaktan dolayı oluyor galiba. Sıcak topraktan. Mı, yüresel mi? Onu mesela tabii bilemiyoruz. Malatya'nın rakımı olarak biraz evet. Daha sert oluyor değil mi? Evet. Ufak oluyor. Mesela şimdi Malatya'nın kayısının farklı şurada. Malatya açması güzel olur. Kurutması güzel olur. Yani bunları güzel yapar. Ama bizim Iğdır kayısının ne yapacaksın? Hemen yiyeceksin. Aynen. Anında yiyeceksin. Tüketeceksin yani. Bunu... Ya da kurutup boşa yapacağız. Hiçbir alternatif olmadan bunu tüketmen lazım. Bu Ermenistan'da da mesela daha çok üretiliyormuş. Geçen birinden duydum da. Vallahi mesela... biz Ermenistan'ı göremediğimiz. Yok yok duyduk yani. Evet. Ermenistan'dan mesela Iğdır'dan daha çok. Mesela burada 100 bin ton üretiliyorsa atıyorum orada 500 bin ton üretiliyormuş. Yani o yönden şimdi yani, onun da pazarı varmış mesela. Nerede pazar onun? Moskova'da. Geçen biri bahsediyor da. Neticede Moskova'nın küçüğü. Yani illaki ona kendine bir pazar edinme yeri vardır onun. Yani eğer Moskova, Ukrayna bu bölgedeki doğu ülkelere eğer Türkiye'den kendisine bir yer edinmişse tabii ki Ermenistan'da malı muameli illaki orada bir yer edinmiştir. Evet. Yani. Orada mesela Azerilerin elinde Moskova'da bu pazar. Evet. Evet. Onlar şey yapıyorlar. Buradan bağlantı kuruyorlar. Yani tabii ki şimdi ben geçen yıl burada çalıştığım süre içerisinde Azerbaycanlılar burada çok büyük mallar çektiler. Yani Iğdır'dan gerçekten çok büyük mallar çektiler. Yani günde Azerbaycan'a 8-9 tır mal gidiyordu. Yani Azerbaycan değil. Azerbaycan o tarafa gönderiyordu. Abi, yani onun tüccarlığını Azerbaycanlılar yapıyordu bu konuda. Hı. Onun için de tabii ki neticede dünya pazarında Azerbaycan halkının büyük bir yer tuttuğunu biliyorum. Evet. Onun için hakkımızda hayırlısı diyelim. Hayırlısı inşallah. Tabii. Yani memleketimize gerçekten çok büyük meblağda bir getirisi vardı. Evet. Bu konuda iyi düşünmek lazım. Bu konuda iyi değerlendirmek lazım. Gelenler hakkında iyi yorumlar yapmamız lazım. Gelenleri kaçırmamamız lazım bir dahaki sene için. Evet. Yani iyi imser olmamız lazım ve bu insanların bu bölgeyi iyi tanımaları lazım diye düşünüyorum. Evet. Iğdır halkın da mesela bunu ele alıp pazar konusunda aynen. Sadece Rusya, Ukrayna mesela tabii pazarı genişletmesi lazım. Avrupa'ya değil mi? Aynen. İşte bir de bizim kayısımız biraz tez tüketilmeli. Yani bizim kayısımız depoya da girse, yani soğuk hava deposundan açılsa bir hafta içerisinde tüketmek lazım. İşte o sorun zaten o. Şimdi evet. Mesela ben demin arz ettim. Almanya'ya gidiyor tamam. Rusya 20 tır götürüyorsa Almanya 1 tır götürüyor. Öyle. Bunun yanında İngiltere 1 tır götürüyor. Diğer taraf 20 tır götürüyor. Yani biz Almanya'daki veya İngiltere'deki pazarımızı daha çok aktif hale getirmemiz lazım. Evet. Yani oradaki pazarımızın bir tırını 10 tıra çıkarmamız tabii lazım. Tabii orada iyi çalışmamız lazım. Burada nerede? O da Allah bilir oradaki gurbetçiler yiyordur. Yani oradaki gurbetçiler zaten bir tırı tüketebilir. Yoksa şu anda belki Alman ya İngiltere veya belki başka farklı insanlar aromasını aldığı an Iğdır kayısını çok farklı bir şeyle tüketebilecekler. Aynen tanıtılmıştır. Her işte. Şeyin başı tanıtım. Önemli olan tanıtımdır. Tanıtımı yapabiliyorsan mallı her halükarda kaliteli. Bir de fabrikasını da kurmak lazım da mesela. Ya şimdi geçen yıl birileri buraya kurutmalık bir fabrika kuracaklardı. Evet. Duydum. Ama sonucunu göremedik. Evet. Ne oldu? Önümüzde. Makineler getiremediler. Büyük meblağda herhalde bir şeyi vardı bunun. Meblası vardı. Meblası yüksek olduğu için getiremediler. Evet. Tabii bu konuda devletin bir desteği olması lazım. Mesela bizim bölgemizde kayısının dışında salçası vardır, patlıcanı vardır. Yani kurutmalık diyorum. Yani bunların hepsi kurutmalık olması lazım. Ama her halükarda devletin de bir desteği olması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın abi. Allah razı olsun bilgileriniz için. Sağ olun. Evet şöyle ki insanlarımız bir konuda biraz pasif davranıyorlar çiftçilerimiz. Hangi konuda dersek bu skortalama yöntemiyle. Mesela çiftçimizin 200-300 tane ağacı olması var. Var işte böyle. Mesela yıllık ondan 30 ton, 35 ton kayısı alıyor. Mesela yıllık ortalama 50 bin, 100 bin liraya kadar bu çıkıyor. Ama çiftçimiz bundan mesela bu aylarda skorta yapsa, devlet güvencesiyle yapsa, mesela yıllık 10 bin lira, 15 bin liradan kaçırmamış olsa, hani çok güzel bir avantaj. Mesela şu anda çiftçimiz uyuyamıyor. Uyumamasının da sebebi de işte zikstir. Her geçen havanın soğuk olması çiftçimizi rahatsız ediyor bu konuda. Onun için böyle çiftçilerimizin de böyle bir pasiflik bir şey var mı mesela diyorlar ki altında duman, tabii, ateş o da çok yakma, güzel. Bilmem evet, ne etme. Doğrudur yani bilgili insanlarımız böyle hava soğuk olduğu zaman altında
peyin dediğimiz, saman dediğimiz, ot dediğimiz bir nevi ısı, nemi, soğukluğu bir nevi de kesmek amacıyla yakıyorlar. Bunun dumanı havaya gittiği zaman yumuşattığı için bunlardan sabaha kadar nöbet tutuyor. Aynı asker gibi ama olmaması gereken bir şey. Yani bunu normalde iyi mesela bir... Büyük bahçesi olanlar değil mi? Tabii. Büyük bahçesi olanlar bile yapıyorlar ama normalde bunu devlet güvencesine alsalar, 10.000 liradan, 15 bin liradan kaçınmamış olsalar rahat bir şekilde evlerinde de uyuyacaklar, kafalar da dinç olacak. En azından yarını sağlam olacak. Yani hava şartı bu. Sadece, nasıl olacak getireceği belli değil. Sadece ağaç sahiplerini mi etkiliyor bu? Ağaç sahiplerini etkiliyor derken ağaç sahiplerini bir etkiliyorsa vatandaşı onu etkiliyor. Çünkü olması gereken her şey bundan bir ağaç sahibi değil. Bütün Iğdır halkı bundan yararlanıyor. Örneğin işçilerimiz, İstanbul halkı, Rusya halkı, Ermenistan halkı hepsi etkileniyor bundan. Çünkü bu mevsimde bu olaylar olmasa... Evet, böyle bir video çekelim dedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip paylaşıp abone olursanız sevinirim. İyi günler.